edecekti. Baktı kimse kalmıyordu. Tekrar kapattı. Bizimkiler öylelikle çıktılar. Çerkezler Sadiye'ye, atlılara 1886-89 dönemi arasında yerleşmişlerdir. Bu göç Çarlık Rusyası'nın istilacı yaklaşımından dolayı savaşlar olmuş. Savaşlardan sonra bir yenilgi, öyle kabul edilebilir. Bir yenilgi. Ve yenilgiden sonra din adamlarının da halifenin ülkesi adı altında Osmanlı'ya çağrıları daha çok yönlendirmiştir Türkiye'ye gelişi. Türkiye'den ziyade bütün Osmanlı topraklarında vardır. Yani Suriye'de, Ürdün'de, İsrail'de, Balkanlar'da Türkiye içerisinde bir bant halinde Uzunyayla, Düzce, Samsun özellikle iniş bölgesi yerleşmişler. Bir ay gemiyle gelmişler ta şeyden. Soçi'den binmişler. Soçi'den Mersin'e kadar bir ay sürmüş o zamanki şartlarda. Kiminin kardeşi kaldı, kiminin anası babası kaldı, kiminin ne bileyim ben vatanı, evi, malı neyi varsa terk edip geldiler. Mersin'e gelen kafile ise zaten oldukça zor şartlarda bir göç yaşamıştır toplum. Çok büyük acılar yaşamışlardır. Mersin'de Viranşehir bölgesine iniyorlar. Oradan belli yerleri göstermiş hükümet. Ancak dağlı ortamda yaşamış insanlar sazlıklarda barınamamışlar. Mersin'de de Buluklu köyü, Yalınayak, Menteş gibi yerlerde eğleşmişler, biraz kalmışlar. Fakat yaz gelince, havalar çok sıcak olunca serin yer aramışlar, yukarıya doğru çekilmişler. Gele 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 buraya kadar gelmişler. Şurada komşu köylerimiz var. Evcili köyü diye. Oradan bir kılavuz bulmuşlar, yol gösterici. Bir arkadaş bulmuşlar, bizi Toroslara kadar çıkar demişler. O arkadaş tabi biliyor ya buralı, buradan çıkmışlar, ta bu Torosların arkasına gitmişler, zirveye çıkmışlar. Büyük bir alan, 2-3 top sahası kadar olur. İşte demişler bizimkinler, burası bize yarar. At koşturacaklar ya, onlar atla şey yaparlardı, at üstünde gezerlerdi. İşte at koşturmak için o alanı istemişler. O kılavuz demiş ki, siz yazın iyi, güzel, yazın kalırsınız, kalabilirsiniz birkaç ay. Ondan sonra kışın sizin ölünüz gider buradan demiş. Sağ olarak gidemezsiniz. Çünkü amansız, amansız bir yer Torosların başı. Biz bile gidemiyoruz şimdi. Heya, oradan geri indirmiş adam. Daha sonra şu bulunduğumuz bölge, eski köy, Tohone de diyoruz biz buna. Adiye bize, Çerkezce. Tohone de diyoruz. Burada yerleştiler. Burada kış biraz daha sert. Nihayet orada da barınamamışlar. Biraz açık orası. Burası gibi ormanlı değil orası. Odunları bitmiş falan.
suları azalmış orada. Burada iki tane çeşme var. Yavaş yavaş buraya inmişler. Su bol, ağaç yakacak odun bol. Bura bizim için daha iyi demişler. Da buraya yerleşmişler. Bizim gelişimiz böyle. Köyümüzün coğrafi yapısı Kafkasya'yla bir paralellik teşkil eder. Hatta buraya gelenler var. Biz kendimizi Kafkasya'da zannediyoruz diyenler var oradan gelip gelenler. Hep ardıç ağaçları, ardıç ağaçlarının olduğu yerde mutlak kar yağar. Kar düşer. Orası da öyledir. Yazın acı tatlı havası var buranın. Acı tatlı. Bir ağacın dibine otursan üşürsün. Ağacın altından çıksan güneşte normal şekil olursun. Aşağı gibi rütubet yok, terleme yok. Güzel yani, havası çok güzel. O dönemlerde insanlar arazileri olmadığı için veyahut bu arazileri henüz yeni tapulama yapılmıştı. Bunları sürecek o dönemde tabii ki öküzle sürülüyordu. Bunlar mevcut değildi. Hayvanları da yoktu. İnsanlar buradaki ormanlardan faydalandılar. Odun veya inşaat kerestesi yaparak Çukurova'nın köylerine ve Konya'nın Ereğli, Ayrancı bu bölgelerine götürerek bunları satarak yaşamlarını sürdürmüşler. Ondan sonra tabii ki evleri de bu şekilde şekillenmeye başladı. Köyde evler o günün şartlarında ormanlık bir bölge. Orada da kullandıkları gibi çivisiz, ağaç kesilerek üst üste şekilde konarak yapılmış evler. O üzerleri de yine bu ardıç ağacının kabuğuyla örtüyor. Bizim çocukluğumuz hep o evleri de geçti. Şimdi beton evler oldu ama çocukluğumuzda hep öyleydi. Kışın sıcak, yazın ise oldukça serindir. Ocağı olurdu, ocak. Soba da yok. Ocaklar var. Şimdi hala var bu eski evlerimizde. O ocakların tabanı sıvalı. Taş döküyorlarmış böyle. Üstüne de bir toprak sıvıyorlar. Üstüne ateşi yakıyorlar. Öyleydi. Biz ocakta ısınıyorduk. Komşular toplanırlardı hepsi. Bugün senin evini yapılacak, yarın o birinin evi yapma. Yapılar sıvasını da hanımlar, bayanlar toplanır. Sıvallardı yani hepsi. İlk gelenler, Kafkasya'dan gelen dedelerimiz, nenelerimiz hep ormanları biraz kestiler, böyle evler yaptılar. İmkan yoktu. Onun için şimdi biz ormanı yetiştirmeye uğraşıyoruz. Dikim yapıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Bunları kaldırıyoruz. Şu ev en azından 500 parça ağaç götürüyor. Şimdi beton yani briketle yapılıyor. Eskiden bunlar da işte böyle yapılıyordu. En azından dediği gibi abimin gerçek olarak bugün 500'den aşağı ağaç gitmiyordu. Bu fidan olarak gidiyordu.
Türkçe kesinlikle bilmiyorlardı. Buraya geldiklerinden sonradan öğrendiler. Türkçe çok iyi bilmeyen insanlar. Ben kendim söyleyeyim. Ben Arpaç'ta başladım. 1964 herhalde, öyle yanılmıyorsam. Öyle Arpaç'a gittiğimde annem beni ön sırada oturtturdu. Rahmetli yanımdan çıktı. Ne zaman çıktığını bilmiyorum. Adını hala unutmuyorum. Bir bayan öğretmen Fatma Günsür. Bana bir şeyler söylüyor. Türkçe. Ama ben anlamıyorum ki. Ben anlamıyorum ki. O Türkçe teselli ediyor. Ben Çerkezce söylediğim bir şey var. Sesi kojines. Ben gideceğim. İnsanlar buraya yerleştiklerinde zorluklar çektiler tabii. Ellerinde hayvanları da yoktu. Hiçbir geçim kaynağı da yoktu. Bu yüzden insanlar kışın Çukurova köylerine giderek yazın yeniden köylerine dönmüşler. Bu şekilde büyüklerimizin 6 defa köyün boşaldığı söylenir. Geçim sıkıntısı çektiler çok zaman, senelerce. Buranın şeyini bilemediler. Zaten gelir kaynağı da ne olacak? Yoktu. Hayvancılıkla uğraştı bir kısmı. Bir kısmı çiftçilik yaptıysa da zaten çiftçilikten bir şey öğrenemediler. Bir şey kazanamadılar işte. Yarı aç yarı tok yıllarca. Çok zorluk çekti köyümüz o zamanlar. Fakat gitgide alıştılar buraya. Hayvancılığı geliştirdiler. Çiftçiliği biraz daha bahçeciliğe dönüştü sonunda. Kiraz bahçesini ben ilk defa buraya şey yaptım. İcat ettim desem olur yani. Ve de memnunuz. Randıman da iyi. Herkes de artık biraz geç de olsa kazancı... İyi. Ürünümüzü ekseri Avrupa'ya gidiyor genelde. Evet. En tabii seçiliyor güzelce. Birinci sınıf. En kaliteli meyvelerimizi dışarıya. İç pazara da veririz bir kısmını. Genelde dışarı gider yani. Köyde yaşam durumu şu anda mesela. Mevsim itibariyle ilkbaharda herkes genç kısmı çalışabilecek olan kısmı bahçelerde çalışır, budama yapar, ilaç yapar, sulama yapar, efendim her bahçe bakımlarıyla uğraşır. Kadınlar pek işe gitmez zaten. Hamuru yumurup şey atıyorlar, bazlama atıyorlar şeyin üstüne, sacın üstüne şey yapıyorlar, efendim börek yapıyorlar, sıkma yapıyorlar. Vallahi işleri, kadınlarımızın işi ağırlıklı olarak ev işi, ev temizliği, şu bu. Öyle tarlaya falan artık gitmez oldular. Yaşlı kısmı 70-80 civarında birkaç kişilerimiz var. Onlar da camiye gider, kahveden cami, eve, işte üçgenin arasında yaşamlarını sürdürür. Vallahi şimdi yaşlı ne yapsın? Yaşlı bir şey yapamaz zaten, köşesine oturur. Hiçbir şey yapmıyorum. Evden kahveye, camiye, camiden bahçeye. 5-10 ağacım var bahçe benim. Yani kiraz ağacı var, şeftali var, ceviz var. Kendime mahsus bir şeyler var orada. Onlarla uğraşıyorum yazın. Kışın da burada avaralık. Çerkez kültüründe bu kültürümüzü kültür yapan Hyabze'dir. Hyabze, Türkçe'ye tekabülü adet, geleneğin, ananenin özü. Hyabze. Yani bu nedir? Örnek verecek olursak, mesela bizde bir toplulukta herkes bir araya gelir. Bayan, bay hepsi oturur. O toplulukta en yaşlısı kariyerine bakılmaksızın tamatedir. Saygıdeğer yaşlı demektir. Bu bay olur, bayan olur. O en başa oturur. Onun yanına sırayla böyle oturulur. Dünyanın öbür ucundaki Çerkezi de getirseniz
aynı kurallara uyar. Çerkez olarak yaşamışsa uyar. Yani gelip bir baş köşeye bile oturmaz. Yani Çerkezce ne denir? Ziplihtes gupsisi psale. Bakın da otur, düşün de konuş. Kalkacağın bir yere oturma. Biz askere gidip gelinceye kadar kahveye girmedik. Yaşlılar var içeride diye. Kar yağsa, yağmur yağsa dışarıda eğlenirdik biz. İçeri geçmezdik. Çünkü babamız var, amcamız var, yaşlı var dediği gibi. Kesinlikle köy kahvesine girmezdik. Sohbetler en ekseri işte bahçe üzerinde. Bazı da siyasi şeylere girilir haliyle. Gündemde olan bazı mesela duyduğumuz Türkiye genelinde, dünya genelinde olup bitenlerden bahsedilir. Bol dedikodu olur kahvelerde, ne olacak? Oyun işi yok bizim kahvede. Yoksa ben siyah yavaşım. Hasan değil mi? Yok, daha hapşı sıfır sıfır. Çocuklar, Hasan değil mi? Ya ben mukacım siz. Toplum içerisinde yapılacak işleri büyüklerimiz tayin eder, tarif eder. Mahkeme işi yoktu bizde. Derhal o tamade dediklerimiz yaşlılar çağırırlar. Mesela ikisinin arasında bir yaramazlık olduysa onu barıştırırlar, haydi bastırın. Sen evine, sen de evine. Ses yok, tamam bitti. Maşın da alacağım ne diyeceğim? Ha. Doğru ziyeler alıc. Yanına ne gelecek? Bir zaman şeyden Kafkasya'dan geldiler. Çerkezler hayret ettiler. Etrafınız dediler, bütün Türk komşuları, siz daha Çerkezçe'yi kaybetmediniz. Bizden daha saygılı, bizden daha hürmetkar. Aynı devam ettiriyorsunuz dedi adamlar, gelen adamlar. Kızım konuşmaya başladığında Çerkezce konuşmaya başlamıştı ama daha sonra bunu konuşamadı. Bunu yaşatabilmek için kendi kültürümüzü, dilimizi Kuzey Kafkasya'ya döndük ve orada köyde kaldık biraz. Şu an kızım güzel Çerkezce konuşuyor, Çerkez dilini konuşuyor. Bunu yapma amacımız da kültürümüzü en az bir insan ömrü yaşadığını varsayarsak 70 veya 80 yıl yine bu dili geriye atmak ve yine neslimizi bu kültürü ve bu dili konuşabilmesini sağlamak amaçtı. Kültürümüzü unutmasınlar. Kültürsüz bir millet düşünülemez dünyada. Kültürü biten milletler bitmiş demektir.